Motorcu Arda'dan herkese selamlar. Bugün sizler için telefon, kıskaçlı telefon tutacağı aldım. Onun tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Telefon tutacağı plastiklerden almıştım. Plastikler kırılıyordu. Fermuarlardan aldım, Çin malı. Onların da fermuarları bozuluyor arkadaşlar. Böyle kıskaçlı model çıkmış. Telefonunuzu daha sağlam geldi bana. Telefonu bu şekil koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle daha da geniş açılabiliyor. Şöyle. Bu şekilde parçaları var. Aynaya bağlanabilen parçası var. Gidona bağlanabilen parçası var. Bu ayna gidon bağlantı parçası. Bunun bir de aynaya bağlamak için şöyle bir parça vermişler. Plastikleri daha sağlam gözüktü bana. Kolay kolay kırılmayacak gibi sağlam plastik. Vidası var. Kolay kolay bozulmayacak bir vida yapmışlar. Kullanacağım, bakacağım. Görüşlerimi size bildireceğim. Telefon tutacağı bulmakta çok zorlandık. Buradan bu şekilde gidona bağlıyoruz arkadaşlar. Şuradan da bunun şeyi var. Şu şekil sıkma şeyi vermişler. Plastikleri gayet sağlam geldi. İnşallah memnun kalırım. Şurada yuvarlak 360 derece dönebilen yukarı aşağı bir sisteme sahip. Eksi özelliği, eksi yanı, yağmurda bir poşet geçirmeniz gerekiyor telefonu koruması için. Yoksa telefonunuz ıslanabilir. Artı yanı daha sağlam geliyor ama tabi bu demir aksamlar dışarıda kaldığı için paslanabilir. Bize sorun çıkartır mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz bunları. İleride bunun için bir inceleme yapacağım size. Şimdilik böyle gösteriyorum. Kutunun içinden işte yedek ayaklar çıkıyor, ayaklar bozulursa diye. Ne markaymış? Kutusu da böyle bir şey. Hammer marka. Dacia. Çin malı. İçinden iki tane böyle bant çıkıyor. Herhalde bu bantlarda şuraya yapıştırmak için. Evet. Bir de telefonunuzun altına koymak için şöyle bir silikon altlık vermişler. Telefon tutacağımız böyle. Umarım kullanışlı bir üründür. Memnun kalırız. Evet arkadaşlar, iki tane de kask aldık. Bir tanesi Swain SV920 modeli. Çene açılır bir kask. Tekno polimer malzemeden. Ecer 2205 sertifikalı. Güzel bir kask. Bakalım bunu da kullanıp yorumlarımı anlatacağım size. Kask çene açılır. Artı vizör camı güneşe karşı etkili.
Atçı için aldım bu kaskı arkadaşlar. Önde havalandırma mevcut bu şekilde. Çene kısmında da bir havalandırması mevcut. Çok güzel bir kask. Bir diğer kask modelimiz MT'nin Revenge School modeli. Sharp'tan 5 yıldız almış. Ecer 2205 DOT sertifikalı bir kask. Önde 2 adet havalandırması mevcut. Burada yine bir havalandırması mevcut. Şu en arkada havalanma mevcut. Gördüğünüz üzere Sharp'tan 5 yıldız almış. Güzel bir kask. Polikarbon bir kask. Eksi yanı güneş vizörü yok. Ama ben güneş gözlüğümü takabiliyorum bu. Artık kask alırken arkadaşlar şöyle sağa sola yukarı aşağı fazla oynamaması lazım. Kafanızı sallayın. Bu yüzden özellikle internetten kask almanızı önermiyorum. Çünkü bu M beden, bu XX beden ama ikisi de tam benim kafama göre. Bunun M bedeni mesela bana hayatta uymuyor. O yüzden ne olur bir daha geri başka bir beden seçme, o da uymazsa büyük sıkıntılar doğurur size. O yüzden bir mağazadan almanız daha iyi olur. Ben bunları tüm apardan aldım. Artık kask üzerine söyleyeceklerim bu kadar. Bunları kullanacağım, deneyeceğim, sizlere yorumlarımı anlatacağım. Şu anlık performansları hakkında bir bilgim yok. Bu MT'nin Revenge modelinin çenesine kamera takacağım. Onu da ayrı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Onu da paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayalım. Videolarımızı beğenelim. Like'lar önemli arkadaşlar. Daha güzel içerikler üretebilmemiz için bize destek olun. Tekerinize taş, gözünüze yaş değmesin. Herkese iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.